Hocam kahvenin kültürümüzdeki yerinden bahsedebilir miyiz biraz? Kahve kahvedir. Kültürdeki, folklordaki yeri başkadır. Biz Türkler kahveden çok bahsederiz. Kahve üzerine bir takım sözler, kahvehaneler müthiş bir sanat eseriydi. Hakikaten kahvenin etrafındaki kültür Türkiye tarihinde çok önemli ve çok zengin. Bir kere Türkler kahvaltı diyor. Yani kahvaltıdan evvel sabah sabah kahveyle başlarlar. Bunu artık yeni Türkler başka türlü yapıyor. Kalkıp kötü kahve içip işe koşuyor. Fransa'da olduğu gibi. Fransa'da kahvaltı kültürleri pek yoktur. Bizde de böyle oldu ama eskiden öyle değildi. Kalkan adam kahve içer ilk önce. Ondan sonra işte kahvaltı diye hafif tertip şeyler yiyip sokağa çıkar. İkincisi mutlaka bir şeye gittiğin zaman, görüştüğün zaman bir dostunla kahvehaneye girdiğin zaman kahve ikram edilir. Çay biraz fukara işidir. İtibarlı bir şey değildir. Tabii normal. Ve tabii görücülüğe mesela kahve ikram edilir, çay ikram edilmez. Eve gelen misafire kahve sorulur. Yemekten sonra çay içiyoruz şimdi ama eskiden mutlaka kahve içilirdi. Ve bu Balkanlara da yayılmış böyle. Rahat lokum diyor değil mi? Lokumla birlikte kahve geliyor önlerine. Bizim kahvemiz... Yemen diye adı vardır. Yemen'e gidersen kahve arama. Orada kat yetişir keyif için. Nereden gelir bu kahve? Karşıdan. Habeşistan'dan. Yani biz Habeş kahvesiyle büyüdük. O oraya gelir, oradan nakledilir. Yani Aden ve şeyden geçer. Sana'ya, onun şeyinden, kendi limanından iner. Bize o gelir. Ve Yemen kahvesi hakikaten taneleri çok nefis. Ve ezildiği zaman böyle bugünkü gibi toz halde değil. Bayağı böyle şeyleriyle, taneler böyle küçük taneciklerle adeta meydana gelir. Tahmiste yapılır bu. Milletin önünde dövülür, oradan dağıtılır. 19. yüzyılın şirketleri var. Yani onlar kahveyi iyi dövdükleri için şöhret yapmışlardır. İçine yabancı madde karıştırmadıkları için. Mümkün mertebe saf kahve sattıkları için. Ve onu dövdükleri için. Satışa da gene çekirdekleri sunarlar. Buna dikkat ettikleri için atları vardır. Yani bu gibi... kahvecilerin Türkiye'nin 19. yüzyılında şekerciler ve kahvecilerdir bizim ilk şey aile şirketleri. Ondan ileri gelir o yani marifete tabidir bu iltifat. Dolayısıyla bu kahve kültürüyle Türkiye büyümüştür. Hakikaten Türk kahvesini içtiğin zaman sizi kendine getirir. Reflü yapmaz mesela, çok önemlidir. İtalyan espressosunun iyisi de öyledir ama bu daha yavaş, daha keyifli, daha sohbetli ve katiyen mideye zararı yoktur. Bizim kuşak maalesef bu tip kahveleri bulamadı. Döviz kıtlığından girmedi Türkiye'ye. Zaten bir eve kahve giriyorsa ona alışan zavallı ihtiyarlara bırakılırdı. Gençlerin hiç öğrenme huyu olmadı. Ben mesela kahveci değilim onun için. Ama kahve de başka türlü. Bak şimdi yaptım bundan, dirildim. Sabah çok somnambul haldeydim. Uyku sersem halinde. Peki kahvenin Osmanlı topraklarına girmesi ve yayılması, Avrupa'daki gelişimini nasıl etkiliyor? Hiç Avrupa ile ilgisi yok. Avrupalılar kahveyi başka yerlerden aldılar. Bizim kahve daha geç gitti. O Viyana efsanesi doğru değil o. Yani tabii muhtemelen çekilme sırasında, ricat sırasında Kara Mustafa Paşa'nın çadırından kahve çuvalları bulmuşlardır, kullanmışlardır. Ama o öyle değil. Kahve İtalya'dan yayılır Orta Avrupa'ya. Kahveciliği ve kahve kültürünü İtalyanlar bilir Avrupa'da bir sürü şey gibi. Oradan yayılmıştır. Viyana kahveleri hoştur, çeşitleri çoktu. Bugün o kadar değil, benim gençliğimde bile vardı. Belli ki hepsinin muadili İtalya'dır.
Yani elan İtalya'da birkaç kahve var ki Roma'da ve Milano'da ve Floransa'da onlar ölmez. Ölmez. Yani o çok önemli. Dolayısıyla bunu şeye bağlamak değil, Amerika'dan gelen kahveyi değil, Habeş kahvesini biz severiz. Ve Yemen üzerinden geldiği için öyle anılır. Yoksa Yemen değil. Ve yaygındır. Bu böyle gider. İran'a falan. Peki hocam, Türk kahvesi 2013'ten beri UNESCO somut olmayan insanlık kültürel miras listesinde dikkat ediliyor işte. Mesela kahvehaneler sanat eseriydi. Süslenir, püslenir, gidip otururlar şık şık. Avrupa'da kafe cantata işte, değil mi? Bach, kafe şantan. Orada ayrı bir müzik olurdu. Litler falan olurdu. Çok kaliteydi yani onun müziği. Sonra başka hafif müziğe dönüştü. Zamanla hatta orkestra müziği değil de böyle kuartet diyor falan çalıyor. Canlı müzik yapılıyor. Live müzik, birisi teganni ediyor. Dans bile edilir oldu bazen oralarda. Kafe şantanların böyle bir rolü oldu. Bizim Türkiye'de bu pek olmadı. Yani bizde zabıta talimnamesinde kafe şantan, bar falan diyor ama hiçbiri ne bar ne kafe şantan onun. O şekilde girmemiş. Bizim klasik kahvehaneler 19'da biter. Yani Yeniçeri bu şeylerinin ağababalarının şeyidir, kahvehaneleridir onlar. Orada oturulur, köşede Bektaşi'nin yeri bulunur, sohbet edilir. Devlet sohbeti yapıldığı için siyaset kahvede yasaklanır, kahvehanede yıktırılır. 4. Murat tipik örneğidir bunun ama başka devirlerde böyle vardır. Kahvehane onun için şey. Gönül ne ister diyor? Sohbet ister diyor, dostluk ister, kahve bahane. Kahvehane de çok çekmez, kahvenin kendi de çok çekmez. Kahve zararlıdır, müskirattandır diye fetva vermiş karşısında Ebu Suud Efendi. Dinlenmedi tabii çünkü yani içkinin dışında bu gibi yasakları pek dinlemiyorlar. Şer'i emir değildir diye. Yahut içtihattır diyorlar, bize ne diyorlar. Manning gravürlerinde hocam böyle kahvehanelerdeki... O çok güzel, o havuzu olur, çeşitli kuşbazlar, kuş şeysi vardır, serenofili vardır orada, yani kuşbazlık bizde denir. Efendime söyleyeyim, hatlar konur, meşhur kahvehane resimleri vardır, Bektaşi resimleri. Bektaşi babaları severdi kahvehaneleri, bilhassa Yeniçerilerin kahvehanelerini. Bunlar 2. Mahmut'tan sonra şeye uğradı, Kadre uğradı tabii. Ve bir daha da o anlamda dirilmedi ama bununla birlikte kahvehane Türk hayatından çıkmadı. Hatta Baba Ali baskını Meseret kahvesinden başlar. Hepsi orada buluşup oradan yürümüşler. İttihat Terakki'nin kalem şorları, silah şorları, şeycileri, nümayişçileri falan. Bu kahvehaneler her yerde vardır. Çünkü insanlar toplanırlar ve her yerin kendi kültüründedir. Rusya'da kahveler edebiyat matineleri ağırlıklıdır. Almanlarda da öyledir. Fransa'da kafe şantan. İtalya'da da öyle kantata. Ve onun müziği ayrıdır yani, oradaki litler falan, kantolar. Bizde de kahvehane kendine göredir. Ama bugünkü hayatımızda artık kahvehane sefil, işsizlerin toplandığı, vazgeçilmez bir sosyal buluşma ve enformasyon noktası. Ama tabii eski kahvehaneler değil, Avrupa'daki kafeler de değil. Burayla bağ kopuk kahvehane de başka türlü oluyor onun için. O yüzden şimdi bu ananın diriltilmesi lazım ve önce öğrenmesi lazım. Bu çok önemli. Kahveyi çeken, yani bitkiyi getirip burada çeken şirketlerin de yaşaması lazım, yaşatılması lazım. Bu önemli. Çeşitleri illa taklit etmek zorunda değilsin. Cappuccino falan gibi. Başarı da gösteremiyoruz ama
kendi kahvemizi, edebimizle devam ettirmek çok daha iyi olur. Biraz tradisyonu, ananeyi öğrenip tatbik edeceğiz. Çünkü hakikaten çok Osmanlı bir şeydir kahve. İmparatorluk sınırlarıyla, onun içindeki bir takım milletleri Bosna'dan Şam'a kadar içeren bir kültürdür. Hocam peki bayramlarda da çok içilen bir içecekler? Bayramlarda her gelene ikram ediliyordu tabii. O kahvesiz misafir olmazdı yani, çok açık. Kahvenin farklı bir kokusu olduğu için hocam çekildiği yerde, sokaklarda da kokusu inanılmaz. Kahvehanelerin bulunduğu yerde kokusu çok güzeldir. Eskiden çarşılarda da vardı o. Şimdi başka kokular istila etmiş ki duymuyorsun artık, gelmiyor burnuna. Kahveye özgü, dilimize yerleşmiş atasözü ve terim söyleyeceğim. Evet. Size ne çağrıştırıyor, size ne aklınıza getiriyor? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Tabii bir fincan kahve ikram ettin. Öyle bir havası, atmosferi var ki sohbet çok iyiydi, yardımcı oldun. Onu unutmaz o adam yani. 40 sene sonra rastlasa hatırlarmış. Hacda rastlasa da hatırlarmış yani. Evet. Bir taşım kahve. Çok kullandığımız bir kelime. Bir taşım kahve o işte. O su kaynıyor kaynıyor böyle fokur fokur üstündeki hamuleyi şey yapıyor ya, taşım o işte. Bir de hocam telve kelimesini ben çok severim. Telve kelimesi kahvenin, Yemen kahvesinin yani Habeş kahvesinin dipte kalanı. İri iri pütür pütür dişlerine dokunur. Bazıları onu çizer. Telve. Yani çok çiğner, çok hoştur o. Öyle çok kavrulmaz o böyle. Çok enteresandır onun çekimi de. Kaynatma biçimi de farklı olduğu için o hakikaten dişe de gerçekten oturur. Ona diyoruz işte telve. Yani bazıları kaşına gözüne sürermiş rastlık gibi. O kadarını görmedim doğrusu. Bir de hemen fal kelimesini de çağrıştırıyor. Fal hemen kahve, fal için. İkide bir ne kahve düşkünlüğü. Hele o bir ara içilen kahveler. İşte oradan fal bakıp dedikodu yapar. Uydurduğu faldan karşısındakinin niyetini anlar. Veyahut fal bakıyormuş gibi herkesten evvel duyduğu olayı nakleder. Böyle şeyler vardır. Kahve falı ayrı bir hikayedir Türkiye'de. Yani 3-5 kadın bir araya gelir, birisi duyduğu olayı anlatır fal diye. Sizin evden biri çıkıyor böyle, orada biri var diye. O belli ki kız kaçmıştır birinin oğluna. Sahiplerinden evvel bu dedikoducu kadın, bohçacı duymuştur onu. Kesinlikle sosyolojik olarak incelenmesi gereken ayrı bir başlangıç. Tabii yani böyle insanlar vardı fal bakarak gezinen İstanbul'da, yarım İstanbul Cevriye. Onun bir yerde bir kulübeciği vardır bir mahallede. Orada o çok az oturur. Onun işi gücü 5 gün orada, 10 gün burada kibar konaklarını falan gezip, çok güzel yemek yapıp, fal bakıp, bohçacılık işi görüp. Türkçeleri çok enteresandır. Mesela bizim rahmetli büyük yazarımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şeydeki evine gelirlermiş, Heybeli'de kalırmış o hatunlardan, bir Müberra Hanım falan. Onun dilini kapıyor o. Dilini falan kapıyor. Yoksa yani Hüseyin Rahmi Aksaray'da mahallenin ortasına girip de kadınları dinleyecek değil. Öyle şey olmaz o zaman. Ne arıyorsun burada efendi derler yani, bakmayın. Ama böyle bir temas kuruyor. Onları tanıyor içlerinde olmuş gibi, değil mi? Evet. Peki hocam, tahmis kelimesini birazcık bahsedelim. Tahmis kelimesi bu işte. Orada demek 1/5 mi alınıyor bilmiyorum, nedir onun oranları, vergisi. Kahve tahmiste dövülür. Herkes görür, oradan dağıtılır. Onun vergisi de oradan ödenir, odur. Limana yakın noktalar olacak. Kahve çıkacak, Mısır Çarşısı'nın yanında dövülecek, çarşıya girecek. Gidip de Beykoz'da kuracak değil tabii tahmisi. Beykoz'da köy o zaman da vardı. Yeniköy de vardı ama oradan kahve dağıtılmaz açık. Tabii kavurmaktan da bahsediyorsun değil mi? Öyle hem dövmek hem kavurmak. İşte o nasıl kavuruyor, ondan sonra o kavrulmuş çekirdeği orada nasıl dövüyor, onların hepsinin usulü var. Sahtekarlık da var ara sıra ama olmayanı makbul. Ve kahvecilerin de söyledim sana, bunu iyi yapanı meşhur olur. Tabii bugüne kadar kalmasının sebebi de o zaman. Evet.
Son kelimemiz okkalı kahve hocam. Çok duydum ben okkalı kahve. Okkaz yani ağırlık ölçüsü ama okkalı demek ağırlıklı, hoş böyle devletli bir kahve demektir. Köpüğü falan yerinde olan böyle oturmuş, efendime söyleyeyim buram buram kokan, size bir okkalı kahve ikram ettelim falan, ettik, edildi falan. Evet. Hocam o zaman sohbeti bitirirken size bir okkalı kahve daha ikram edebilirsin.